LGS'ye son 204 gün. Zaman su gibi akıyor ama şu anda biz bunu tam olarak göremiyoruz. Ya işte herhalde daha zamanımız var diye düşünüyoruz ama şöyle düşünün. Haziran'da 2020 LGS olmuştu ve biz dedik ki artık 2021 LGS'ye bomba gibi çalışacağız demiştik. 7'den 8'e geçmiştik. Haziran bitti, Temmuz bitti, Ağustos bitti, Eylül bitti, Ekim bitti. Şimdi Kasım bitiyor artık. Dolayısıyla bakın 5 ay biz hazırlanmaya başlayalım dediğimizden bu yana 5 ay geçmiş. Dolayısıyla şu anda Kasım'ı saymazsak Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 6 ayımız kalmış çok hızlı geçiyor zaman. Dolayısıyla biz çok iyi değerlendirmemiz lazım. Su gibi akan zamana karşı biz de su gibi ders çalışmalıyız. Çılgınlar gibi ders çalışmalıyız ve hayallerimize kavuşmalıyız arkadaşlar. Hemen günün sözüne bakıyorum. Belva Davis diyor ki hayallerinizle gerçekler arasındaki mesafeden korkmayın. Hayal edebiliyorsanız yapabilirsiniz demiş. Gerçekten çok da doğru söylemiş. Ama tabii burada şöyle bir şey olmuş. Bunu da söyleyelim. Belki LGS'de karşımıza böyle bir soru gelirse kaçırmayalım. Ben de bir ee, Türkçe öğretmeni olarak şurayı kapatmak istiyorum şöyle hop diye bakın şuraya. Bu SSA'dan sonra virgül gelmiyor. Bakın aynı zamanda hem motivasyon hem de ders işleme devam ediyoruz. SSA'lardan sonra virgül gelmez. Neyse hayal edebiliyorsanız yapabilirsiniz demiş. Gerçekten de eğer hayal edilebiliyorsa bir şey gerçektir. Zaten bizim hayal edemediğimiz şeyi yapamayız. Ama hayal edebiliyorsak ben bunları bunları başaracağım diyorsak başarabiliriz. İnsanlar neler neleri hayal etmişler ve başarmışlar. Bizler de şu anda kendimiz olmalıyız başarmalıyız. Başkası olamayız artık. Başkalarını başkaları kapmış. Biz kendimiz olmalıyız. Bizler şu anda beni dinleyen siz arkadaşlar. Ahmet, Mehmet, Merve, Osman, Ali, Cem, Kerem, Zeynep fark etmez. Sizler kendiniz olmalısınız ve hayallerinize mutlaka mutlaka yatırım yapmalı çalışmalısınız. Hemen günün yorumuna bakalım. Potterhead Amerika'dan bir arkadaşımız. 259 beğeni almış. Tebrikler Potter. Congratulations diyorum. Yani tebriklerin İngilizcesi. Ara tatili nasıl verimli hale getirebiliriz demiş. Artı birleyin Tonguç görsün. Şimdiden beğenen herkese teşekkür ederim demiş. Arkadaşlar tatiller LGS hazırlanan bir öğrenci için tatil değil bir zıplama yeridir. Yani normalde netlerimiz böyle gidiyordu ya böyle gidiyordu bazen artmıyordu. Ara tatillerde bir anda artı verir. 15 tatillerde bir anda artı verir. Dolayısıyla biz bu tatilleri çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Peki nasıl değerlendirebiliriz? Ben sizin yeriniz olsam mutlaka mutlaka ara tatilde ne yapacağıma dair bir planlama yaparım. Yani ne yapacağımı bilirim. Mesela şöyle söylüyorum. Ara tatilin günlerini şöyle yazarım. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye yazdıktan sonra buraya dersleri de dizerim. İşte Türkçe, matematik, fen, inkılap tarihi, din, İngilizce şeklinde. Şimdi Türkçe'yi buraya yazdım, matematiği buraya yazdım. Fen, inkılap tarihi, işte İngilizce şöyle ink yazalım. Burası ink olsun. Ve din yazdım. Şimdi burada mutlaka mutlaka hemen hemen her gün hepsine çalışmaya ihtimalim yok. Ama pazartesi günü ya da salı günü ya da çarşamba günü ya da perşembe günü ya da cuma günü ya da cumartesi ya da pazar fark etmez. Mutlaka ben bu hafta yapma yani bu ara tatilde yapmayı planlamayı planladığım işte ben bu ara tatilde matematik şu soruları bitireceğim. Şu konuları bitireceğim. Bunlarla alakalı videoları izledikten sonra bu soruları çözeceğim diye hedeflerimi yazarım. Sonra onları bölüştürmeye başlarım. Baktım ki ilk hafta bölüştürmekte sıkıntı yaşıyorum. Yani pazartesi yazdığım şey yapamıyorum. O zaman en azından bu hafta yaptıklarımı yazarım. Mutlaka çalışırım. Günde kendime bir soru limiti belirlerim. Mutlaka yaparım. Mesela Türkçe'de bugün 100 soru çözdüm. Salı günü 20 soru çözdüm. Çarşamba günü çözmedim. Perşembe günü 80 soru çözdüm. Cuma 90 soru çözdüm. Cumartesi çözmedim. Pazar 100 soru çözdüm. Gelecek hafta ara tatilin ikinci bölümünde ya da bu Türkçe yaptıktan sonra gelecek hafta yani ara tatil bittikten sonra bunun üstüne çıkmaya çalışırım. Ya da pazartesi günü için matematikten işte 10 tane soru soracağım. Fenden 40 soru. İnkılap İngilizce yok. Bak ben Pazartesi günü 150 soru çözmüşüm. Ne kadar az. O zaman salı günü bunu geçmeye çalışırım. Yani yaptıklarımız yapacaklarımız için bir teminattır. Yaptıklarımızın daha fazlasını yapabiliriz. Şöyle düşünün. Bakın Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlar, Gazneliler, Selçuklar, Osmanlı Devleti hep aynı soydan gelen. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk hepimiz aynı soydan. Türk milletinden geliyoruz ve aynı coğrafyada çok büyük başarılar elde etmişiz. O zaman şimdi şöyle düşünün. Atatürk'ün ya da Kanuni Sultan Süleyman'ın ya da Yavuz Sultan Selim'in, Fatih Sultan Mehmet'in ya da Metehan'ın Han'ın başardıklarını düşünün. Onlar da birer insandı. Onlar da vefat ettiler. Normal birer insan. Onlar da bir anne doğurmuştu. Bizler onların nesli olarak geçmişteki başarılarımızı görerekten nasıl geleceğe dair çok daha büyük şeyler başarabileceğimizi biz bunu zaten yaparız diyebiliyorsak sizler de ilk başta minimal olarak ya ben pazartesi bu kadar yaptıysam salı bunu daha fazlasını yapabilirim. Salı bunu yaptıysam çarşamba daha fazlasını yapabilirim demelisiniz ve mutlaka mutlaka her gün sabahtan ne yapacağınızı bilecek şekilde akşamdan ödevinizi yazmalısınız. Ben yarın şunları 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 yapacağım demelisiniz ve bu şekilde ara tatili mükemmel verimli geçirebilirsiniz. Yani yaptıklarınıza bakarak yapacaklarınızı yazmalısınız arkadaşlar. Dolayısıyla ara tatil sizin için çok verimli verimli hale gelebilir. Günün kaynağına baktığımızda Dinamo Tüm Dersler Soru Bankası seti. Bunun içerisinde Türkçe, Matematik, Fen, Din, İnkılap, İngilizce ile alakalı mükemmel bir set var. Set olunca tabii daha avantajlı oluyor. Çünkü içerisinde kitapları daha e, böyle deyim yerindeyse hani şey daha uygun bir şekilde almış oluyorsunuz. Tabii seti de açmak imkansız. Öyle de bir durum var. Çünkü tam dolduruluyor. Ben hemen şöyle Türkçeden göstereyim. İçinde tüm kitaplar var ama içerisindeki tüm kitapları değil de Türkçe'yi göstereyim. Türkçe'yi açtığımızda arkadaşlar hemen şöyle gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi beceri temelli yeni sorular var. Bu soruları çözerken veyahut da Türkçedeki soruları ya da Dinamo'daki soruları çözerken mutlaka mutlaka kare kodları okutaraktan soruların çözümüne bakın. Çünkü burada çözemediğiniz soruların hata kutusu oluşuyor onları bir daha çözebiliyorsunuz. Soruları bir daha dijital olarak çözebiliyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir uygulama. Buradaki soruları çözmeniz ve kendinizi geliştirmeniz. LGS'de bu kitap birçok soruyu yakaladı. Aynı şekilde sadece Türkçesi diğer branşlarda da matematik dinamosu, fen dinamosu, din kültürü dinamosu, inkılap tarihi dinamosu ve İngilizce dinamosu birçok 2020 LGS sorusunu yakaladı. 2020 bir LGS'de de sorular bizi bekliyor. Bu kitaptaki soruların hepsi çok güzel bir şekilde güncellenip sizler için hazırlandı. Tonguç'un kitaplarındaki soruların her biri size sınavlarda dejavu yaşatmak içindir arkadaşlar. Hadi bakalım çalışıp hayallerinizdeki liselere yerleşmeye başlayın. Günün okuluna baktığımızda Kastamonu Sosyal Lisesi'ni görüyoruz. Gerçekten de güzel bir lise. Sosyal Lisesi ama gördüğünüz gibi mühendislikte kazanabiliyorsunuz. Öğretmenlikte kazanabiliyorsunuz. Farklı farklı alanlara yönelebiliyorsunuz. Niye? Çünkü çalışan kazanır, elması kızarır. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden iyi tatiller arkadaşlar.